burası büyük bir şehir. Ve şeyleri de yani surlar da büyük. Bu Asya Minör'deki en büyük sinagog olarak kabul edilir. Bazen bir yere varmak için yola çıkarsınız. Hiç aklınızda yokken önünüze sizi maceraya davet eden kapılar çıkar. Bunlardan bazıları da geçmişe açılır. Bir bakmışsınız bir kahverengi tabela sizi baştan çıkarmış, siz de yoldan çıkmışsınız. Türkiye her adımda bizi şaşırtmaya hazır. Siz de kahverengi tabelalarla yoldan çıkın, BMW'nizle her yolculuğunuz bir maceraya dönüşsün. Şimdi Sarp tarihte çok önemli bir yer. Ya da başkent olmasının dışında da önemli tarafları var. Hristiyanlık tarihinde de çok çok önemli bir yer. Neden? Anadolu'daki 7 kiliseden biridir Sarp. Bugün Lidya'dayız. Lidya'nın başkenti Sarp'tayız. Neden? Salihli'deyiz zannediyordum ben. Salihli işte, Salihli'de. Bu arada Lidya zamanı ne zaman? M.Ö. 1200'lerden başlıyor. 600 yüzyıla kadar geliyor. 560'a kadar geliyor. Evet, 560'ta da Pers istilasıyla son buluyor. Ondan sonra da Perslerden sonra İskender geliyor. Evet. 4. yüzyıl, ondan sonra Seleukoslar falan. 1200'e kadar, M.Ö. sonra 1200'e kadar varlığını evet. koruyor evet. şehir. Bu para işinde de neden Krezus bu kadar zengin? Çünkü parayı bulan adam lisansı onda. Lisansı onda tabii. Paranın mucidi adam yani. Bu Sart Nehri var. Oradan böyle şeylerle, postlarla altın çekiyorlarmış. Demek ki bu dağlarda falan altın varmış o zaman. Dolayısıyla evinde çok zenginleşmişler falan. Durum bu. Nedir gimnazyum? Okul. Hamam, hamam. Ha öyle mi? Tabii canım. 4 bölümlü. Tepidarium, Caldarium, Frigidarium, Palestra. Bu kadar heyecan verici bir bina başka da yok yani. Şimdi gel şu sütunlara bakalım. Sütun başlıkları biraz ilginç. Hem orada Korintiyen başlıklar var, böyle akantus yaprakları. Ama bunlar tabii o zenginliği gösteriyor. Gel bak, şurası da havuz kısmı. Şimdi bu Lidya tarihindeki en önemli iki şey, işte bir paranın bulunuşu, öbürü de 6. yüzyıldaki Pers istilası. Persler çok uyanık. Lidya ordusu da çok büyük ve Persler geliyor diye burada da beklemiyorlar. Alıyorlar orduyu, gidiyorlar doğuya doğru. İç Anadolu'ya doğru. Fakat Persler de şunu öğrenmiş, atlar develerden ürkermiş. Dolayısıyla deve ordusu yapıyorlar. Bir de öncesi şöyle bir şey var. Hem kendisini mağlup eden krala hem de sonra gelen krala danışmanlık yapıyor Krezus. Evet. Gelin bakalım, şuraları bir gezelim. Bir gün burası sinagog. Öncelikle mozaiklere bir bakmanı istiyorum. Evet. Gerçekten çok etkileyici. Bu Anadolu'daki Asya Minör'deki en büyük. İlk sinagoglardan. Belki de ilk sinagog. Bak, orada da katkıda bulunanların isimleri var. Gel bakalım. Tabii şehir bu kadar değil. Biraz yerleşimler dışarıda tabii. Tabii yerleşimler dışarıda. Bir de yukarıda şimdi tapınak var. Oraya gideceğiz. Şimdi Artemis Tapınağı'na çıkıyoruz. Artemis Tapınağı çok heyecan verici. Çok çok güzel bir tapınak. Bu yol aslında eski o şeyin, Sarp Çayı, Sarp Deresi neyse onun da kenarından bir yerinden geçiyor. Artemis Tapınağı ilk gittiğimiz Sarp antik şehri kalıntılarının birkaç yüz metre ilerisinde başka bir yer, başka bir kazı alanı. Şimdi bu tapınak tabii Anadolu'daki en güzel tapınaklardan bir tanesi. O vinç de neredeyse bu da bir tarihi eser yani. Gel tapınağın içine girelim.
Bu gördüğünüz yapı Roma. Roma dönemi yapısı. Ya bunların sistemi bu. İşte bu dediğin gibi böyle kocaman diskler gibi düşün. Üst üste koyarak yapıyor. Abi şuraya baksana ya. Çok güzel değil mi? Ve hepsi farklı. Kubilay biz burada oturursak kalırız. Taşlar gibi kalırız. Hadi kalk. Hadi gidelim. Hadi gidelim.